Adalet Bakanı Abdülhamit Gül bir takım ziyaretlerde bulunmak üzere hava yoluyla Sivas'a geldi. Bakan Gül ilk olarak AK Parti Sivas İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Sayın Bakanım. Çıkışta basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Gül, 31 Mart seçimlerinde milletin sandığa gittiğini ve iradesini ortaya koyduğunu söyledi. Milletimiz sandığa gitti ve iradesini ortaya koydu. Biz AK Parti olarak millet iradesini merkeze almış, millet iradesiyle yolculuk yapan, milletin iradesinden başka hiçbir güç tanımayan bir siyasi hareketiz. Demokrasi de zaten budur. Milletimiz de tercihini ortaya koydu sandığa giderek. 31 Mart seçimleri ülkemiz için, şehirlerimiz için hayırlı olsun. Ve bu sonuçlarla birlikte kesinleştikten sonra göreve başlayacak olan tüm belediye başkanlarına, tüm belediye meclis üyelerine, muhtarlara, tüm seçilenlere başarılar diliyorum. Seçimlere olan itirazların her parti tarafından yapıldığını ifade eden Gül, bu anayasal ve yasal haktır. Siyasi partiler itirazlarını ilçe seçim kurullarına, il seçim kurullarına ve nihai olarak yüksek seçim kuruluna yapabilmektedir dedi. Şu anda her seçimden sonra olduğu gibi seçim sonrasında vaki olan itirazlar gerçekleştirilmektedir. Elbette seçimlere yönelik itirazlar her partilerce yapılmaktadır. Bu anayasal ve yasal bir haktır. Siyasi partiler itirazlarını ilçe seçim kurullarına, il seçim kurullarına ve nihai olarak yüksek seçim kurullarına yapabilmektedirler. Türkiye'de bu itiraz yolları açıktır. Kim bir usulsüzlük, kim bu konuda eksik, hatalı işlem olduğunu tespit ederse bunu itiraz yoluyla ileri sürebilmekte ve bunlar değerlendirilerek tespit edilmekte ve sonuca bağlanmaktadır. Her seçimden sonra gerçekleşen itirazların bu seçimden sonra da yapıldığına dikkat çeken Gül, olağanüstü ya da ilk defa bir seçimden sonra oluşan mekanizması yoktur ifadelerini kullandı. Demokrasiye saygı bu sürece saygıyı da gerektirmektedir. Herkesin, tüm adaylar, tüm siyasi partiler bu sürece saygılı bir şekilde, demokrasiye saygılı bir şekilde süreci takip etmekte, soğukkanlı bir şekilde izlemesi ve sonucu beklemesi gerekmektedir. Kim kazanırsa da elbette herkes tebrik edecektir. Demokrasi budur. Demokrasi milletin tercihinin yansımasıdır. Tüm süreçler sandık kurulundan ilçe, il ve yüksek seçim kuruluna kadar siyasi partilerin de denetiminde olmaktadır. Son sözü de yüksek seçim kurulu verecektir.